7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Gün Yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 127. Alt aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız. 1. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap, yaşamış olduğu coğrafya, İslam alimleri yorumlarını yaparlarken, yaşamış oldukları coğrafyadan da oldukça etkilenmişlerdir. Alınan dini eğitim, İslam alimleri din anlayışları ile ilgili yorumlar yaparken, eğitim aldıkları alimlerin yorumlama biçimlerinin doğrultusunda yorumlar yapmakta, bu da yorum farklılığı oluşturmaktadır. Siyaset, İslam alimlerinden bazıları yaşadıkları ülkelerdeki siyaset doğrultusunda yorumlar yapmışlardır. Dil, dil farklılıklarından dolayı da yorum farklılıkları bulunmaktadır. Millet, İslam alimleri. Değişik milletlerden çıkmaktadır 2. Başlıca tasavvufi yorumlar hangileridir? 3 örnek veriniz. Cevap, Yesevilik, Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlevilik, Bektaşilik. 3. Fıkıh ilmi hangi konuları ele alır? Söyleyiniz. Cevap, fıkıh ilmi ise kişinin Allah'a karşı ibadet yükümlülüğünü, helal haram ölçüsünü ve kişiler arası ilişkileri inceler. Fıkıh ilminin temel kaynaklarını Kur'an, sünnet, icma ve kıyas oluşturmaktadır. 4. Kadirilikte önem verilen ilkelere örnekler veriniz. Cevap, alçak gönüllü olmak. Verilen sözü tutmak. İnsanların sahip olduğu şeylere tamah etmemek. İnsanlara beddua etmemek. Günahlardan sakınmak. Güzel ahlaklı, dürüst, olgun ve erdemli olmak. 5. Nakşibendilik hakkında kısaca bilgi veriniz. Cevap, Nakşibendilik, Abdullah İkmal Gücdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şahkı Nakşibendi'nin isim babası olduğu Sünni İslam dini tarikatı. Nakış yapan, anlamına gelen nakş. İben, Nakşibendi mürşidlerinin, kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biri değildir? A. Hanbelilik, B. Hanefilik, C. Maturidilik, D. Şafiilik. Cevap, C. 2. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde yaygın olan tasavvufi yorumlardan biri değildir? A. Eşarilik, B. Mevlevilik, C. Nakşibendilik, D. Yesevilik. Cevap, A. 3. I. Türkistan'da doğmuştur. 2. Hikmet adı verilen şiirleri, Divan-ı Hikmet adlı eserinden toplanmıştır. 3. Yetiştirdiği öğrenciler Orta Asya ve Anadolu'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Yukarıdaki sözü edilen ünlü mutasavvıf kimdir? A. Muhammed Bahauddin Nakşibendi, B. Ahmet Yesevi, C. Hacı Bektaş Veli, D. Abdülkadir Geylani. Cevap, B. 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır? A. Mevlevilik, Mevlana'nın görüşleri doğrultusunda ol. Uçmuş tasavvufi bir yorumdur. B. Maturidilik, İmam Maturidi'nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış itikadi bir mezheptir. C. Şafilik, İmam Şafi'nin görüşleri doğrultusunda oluşmuş fıkhi bir mezheptir. D. Hanefilik, Ahmet bin Hanbel'in görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış fıkhi bir mezheptir. Cevap, D. 7. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.